Blues scale'lerden bahsetmek istiyorum bu derste. La'dan örnek verecek olursak şöyle çalalım. Blues scale minor pentatoniye benzer fakat bir ses daha alır. 6 sesten oluşur. Şu şekilde la, do, re, mi bemol, mi, sol, la. Normal minor pentatonikte hatırlarsanız la, do, re, sol, la 5 sesler oluşuyordu. Blues scale'de araya mi bemolü almış olduk. Devam edelim aynı gamı. La, do, re, mi bemol, mi, sol, la, do, re, mi bemol, mi, sol, la. Başka bir pozisyon yapalım. Gene la'dan başlıyor. Burada serçe parmak yerine şu üçüncü parmağı alırsak daha iyi olur. La, do, re, mi bemol. Bu sefer bu şekilde aldık. Mi'yi de alt telden gideceğiz. Gene aynı notalar aslında. Pozisyon farkı var sadece. Aynı notalardan olan pozisyonlara devam edelim. İlle la'dan başlamak zorunda değilsiniz. Sonuçta kök ses la ise gitarın sadece buradaki gördüğümüz scale'leri uygulamak zorunda değiliz. Sonuçta do'dan da aynı notaları başlatıp devam ettirebiliriz. Gene do'dan sonra hatırlarsanız re vardı, mi bemol ve mi vardı. Bu şekilde devam ediyoruz. Do'da içerisinde. Çözülür. Devam edelim buradan da. Re'deyiz. Re bu sefer mi bemol, mi. Gelelim, devam edelim buradaki pozisyonla. Nereden çalarsak çalalım. Sonuçta karar ses la'da bitiyor. Bu da farklı bir oktavdan gene la'da başlayıp la'da biten
bir müzik. Gibi örneklendirilebilir. Başka bir örneği hatta beraber çalışalım. Yine blues scale üzerinden bir örnek olsun. Böyle bir şey yapalım. Ne yaptık burada? Sol telinde 14. perdedeyiz. La notasındayız yani. Daha sonra do'ya geldik. Yani si telinde 13. perde. Sonra do, re, mi bemol devam ettik. Yani 14, 13, 15, 16. perdeler. La, do, re, mi bemol. Altta mi'ye geçtik. 12. perdedeyiz en alt telde. Sonra 15. perdeden sol'ü alıyoruz. Bir pull off hareketimiz var orada. Tekrar mi'ye, re'den mi'ye. Baştan alalım. La, do, re, mi bemol, mi, re, mi, pardon re dedim, sol, mi. Tekrar re'ye geliyoruz. 15. perdede. Ve tekrar mi'ye iniyoruz. 12. perdeye. La, sol, mi, sonra la'ya 17. perdeden. Tekrar mi'ye pull off hareketimiz. Yani 17. perdeden 12. perdeye. Tekrar re'ye. Buraya kadar baştan çalalım. Daha da yavaş çalayım. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tekrar sol, mi. Buradaki mi bemolü kullandık. Sol, mi, mi bemol, mi. Sonra mi bemol, re, do, la. Baştan alalım. Bir daha. Çok küçük bir hareketimiz kaldı. Do, la, sol, la. 13. perde, 14. perde, 12. perde ve 14. perde. Küçük bir hareket ama işte tek ayrıntılı ayrıntılı anlatınca uzun sürüyor. Farklı örnekler de çalışılabilir. Bu bir tanesiydi.
Daha önce hatırlarsanız yedili arpejolar çalışmıştık. Onu La'ya transpoze ettiğimiz zaman dominant yedili bir arpejoyla böyle bir şey çalışmıştık. Bununla blues scale'i birleştirip güzel bir riff çıkartabiliriz. Buna çalışabiliriz. Ne yaptık? Yedili arpejomuzu direkt indik. Daha sonra bendimizi yaptık. Sol'den La'ya. Sonra La, Sol, aslında direkt çalıştığımız blues scale gamını çıktık. Ama bu müziğin içerisinde gayet melodik ve şık tınlar.